Herkeslere günaydın kızlar. Eşim evde olunca her gün kahvaltıya değişik bir şeyler yapma peşindeyim. Bu bayatlamış bir ekmekti. Ekmeği güzelce dilimledim. Şimdi bunlardan küçük küçük pizza yapacağım. Bilmiyorum, ilk kez yapacağım. İnşallah güzel olur. İnşallah elimi yüzüme bulaştırmam. Her gün insan ne yapacağım? Zaten akşamları ne pişireceğim diye düşünüyorum. Bir de bu çıktı başıma. Her gün ne yapsam kahvaltıya diye düşünüyorum. Şimdi bunlara bir güzel böyle Denizli'den gelen Honaz salçamız var. Ondan süreceğim. Üzerlerine sosisler, kaşarlar. Biber yok ya. Biber olsaydı ondan da koyardım. Hazır. Bunları fırına göndereceğim. Sonra biraz piştikten sonra üzerlerine kaşar koyacağım. Yani kafamdan yapıyorum. İnşallah doğru yol izliyorumdur. Evet, şimdi yine harika uyumsuz ev kombinimle karşınızdayım. Şu anda kahvaltıyı bir güzel topladım. Bu arada yaptığım pizza ekmekler efsane olmuştu. Çok güzeldi. Eşim de çok beğendi. Bayağı bir yedik. Hepsini bitirdik hatta. Bundan sonra bayat ekmekleri bu şekilde değerlendirecek. Sadece biber yoktu yani. Hani biber de koyardım olsaydı. Bir tek o yoktu. İşte sosis. Önce bir salça sürdüm. Sonra zeytin. Ne bulduysam koydum ekmeğin üzerine. Ondan sonra onu da fırına attım. Fırında sosisler biraz pişmeye başlayınca direkt kaşarların üzerine dilimlemiş koymuştum. O da çok güzel bir şekilde erimiş. Hafif böyle kızarmış kaşara bayılırım. O görüntüyü de çok seviyorum. İnsanı böyle iştahını kabartıyor. Onlar da eriyince çıkardım ve sıcak sıcak çıtır çıtırdı yedik. Çok güzel olmuştu. Mutlaka sizlere de tavsiye ederim ki zaten siz bence benden önce biliyordunuz bunu ama ben şimdi keşfettim ve ilk defa deniyorum. Her neyse sorun değil, geç olsun güç olmasın. Şimdi birazdan ocak temizleyeceğim. Onun arkasından çok güzel bir kahve yapacağım yine kendime. Yine güzel bir sunumla. Dün akşamki pudinglerden ikişer kase yedim. O yüzden bugün son kalanları da kahvenin yanında götüreyim diyorum. Sabah uyanır uyanmaz sizin için videonun fragmanını hazırlamıştım. Vlogun fragmanını. Hemen onu yayınladım. Videomu açtım. Herkese açık yaptım. Şimdi gelen yorumları takip ediyorum. İşin kahve bölümüne geçmeden önce size bir şey anlatayım. Ben şimdi Konya'ya gittiğimde eşime hiçbir şekilde böyle bir tembihte bulunmadım. Ama çok sevgili kocacığım yine de çiçeklerimizi her hafta sulamış. Altı üstü 2 hafta kaldım zaten annemlerde. Ama ben zaten sulayıp gitmiştim ve havalar zaten o kadar sıcak olmadığı için çok da sulamama gerek yoktu. Hani böyle arkadaşım öyle söylemişti. Ama eşim kaktüsler de olmak üzere, hatta kaktüslerin neredeyse toprağa kuruyana kadar sulanmaması gerektiğini biliyorum. Ama eşim her hafta sulamış, kaktüslerin ikisini kaybettik. Böyle toprakları artık balçık gibi olmuşlar. Kökünden yani bayağı bildiğiniz çiçek kökünü dışarı attırdı, böyle yamuldu sonra. Onlar gitti, öldüler. Ben bir tane aşk merdiveni aldım. Şeyden, Migros'tan almıştım. Bayağı çok isteyerek aldım. Hatta ona saksıyı da yine çok isteyerek, çok içme sinesini aldım. Onu da yine eşim suladığı için daha ben Konya'dan geldim geleli toprağının kurumasını bekliyorum. Hani hiç sulamadım. Ona zarar vermek istemiyordum çünkü ama bugün fark ettim ki çiçeğin bazı dalları kurumuş. Bu beni biraz üzdü. Çünkü daha önce de yani yazın ilk böyle havalar ısınmaya başladığında ben balkonuma renk renk çiçekler alacağım falan demiştim. Hatta bir tane almıştım şu an.
adı da aklıma gelmiyor ama geçmiş vloglarımda var. Hatta herkes o çiçeği sormuştu, nereden aldın, çok güzel diye. Sonra o çiçeği ben öldürmüştüm çok sulayıp. Buna özellikle dikkatli davranıyordum. Hani çok sulamayayım, işte zarar vermeyeyim falan diye çok dikkatli davranıyordum ama işte ben Konya'dayken eşim sulamış malum. Sulayınca bu da çok su olmuş. Şimdi baktım işte dalları kurumuş birazcık. Bazı dalları kuru ama çoğunluğu yeşil. Şimdi Instagram'da bir soru cevap açtım. Herkes hani dallarını, kuru dallarını kesmemi falan yazmış. Şimdi size de göstereyim. Kuru dallarını keseceğim. Ondan sonra bir toprağını tekrar kontrol edeceğim. Sanki toprağı çok hafif kurumuş gibi ya da değil gibi. Bilmiyorum, emin değilim. Ona bir sulayacağım. İnşallah bir şey olmaz ya. Çünkü o çiçeği çok seviyorum. Ben salonda ya da oturma odasında, işte şu an biz orada oturuyoruz ya, ben oraya salon diyorum resmen. Yeşil bitkiyi çok seviyorum. Çiçekten ziyade yeşil bitki. Hatta daha çok almak istiyorum yeşil bitki. Geçen Migros'a gelmişti böyle ağaç gibi kocaman. Ama alamıyorum. Çünkü dediğim gibi tayin de olacağız zaten. Şurada 5-6 ay sonra gideceğiz. O zaman çiçeklere yazık olmasın diye yeni taşındığım yerde düşünüyorum. Artık çiçek, bitki falan filan. Şimdi bu çiçeği öldürmeden yaşatma yollarını arıyorum. Gidip şimdi şu kuru dalları bir keseyim. Ondan sonra işim bittikten sonra kahve içeceğim. Çünkü muhtemelen biraz yorulacağım. Kahveyi hak etmem lazım. Şimdi çiçeğim burada kızlar. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Bakın şunlarda şeyler vardı. Kaktüsler vardı. Şununkini çöpe attık ne yazık ki. Bu da gitti. Bayağı gitti, dayanamadı. Şu zaten kuru Allah'tan. O da canlı olsa onu da öldürürdük kesin biz. Bize dayanmıyor çiçekler çünkü. Evet, bunun toprağı da kurumuş. Şimdi şu göstermiş olduğum yerlerde bakın kuru dallar var. Onları makasla keseceğim. Kayınvalideme de sordum. O da öyle söyledi. Onun böyle bir çiçek ormanı var. Küçük. Küçük çaplı bir ormanı var. Ona sordum. O da öyle söyledi. Bunlara bir şey olmasın ya. Gerçekten çok seviyorum bu çiçeğimi. Şimdi ben buna bir makas alayım. Makasla güzelce keseyim. Ondan sonra bir de sanki sulamam gerekiyormuş gibi hissettim. Yani bence biraz susamış, yazık. Şimdi sanki çok çiçeğim varmış gibi bir de böyle bir sulama aparatı almıştım şeyden, Migros'tan. Bununla sulayacağım. O kadar aldım, bari bununla sulayayım. Bir tane çiçeğim var ve kocaman bir sulama aparatım var. Şimdi çok sevgili arkadaşım Elif'ten bir çiçek sulama tarifi almıştım. Su tarifi, sulama tarifi. Kuru mayayla suyu karıştırıyordu. Tabii ben şimdi o kadar çok çiçeğim olmadığı için kuru mayadan sadece bir çay kaşığı falan alacağım. Karıştırıyordu ama çeşme suyu olmayacak. Normal su. Onu bir güzel karıştırıp ondan sonra çiçeklerini, maya aktifleşmeden, hani o suyun içinde aktifleşmesini beklemeden direkt çiçeklerine döküyordu o suyu. Su toprakta aktifleşiyordu maya. Böylelikle de çiçeklerin coştuğunu falan söylemişti. Ki onun çiçeklerine hayranı. Ben de şimdi öyle yapacağım. Daha önce de öyle yapıp sulayıp gitmiştim ama dediğim gibi eşim çok suladığı için çiçeğime yazık olmuş. Şimdi artık çiçeğim biraz kendini toplasın diye bir çay kaşığı bundan koyacağım ve bir çay bardağı falan su ekleyeceğim. Çeşme suyu değil, tekrar söylüyorum. Ondan sonra çiçeğimi sulayacağım. Bakalım çiçek kendine gelecek mi? Arada yeşil dalları da kestim yanlışlıkla. Allah'ım bu çiçeği öldürmeyeyim inşallah. Thank you.
çamaşır işini de hallettiğimize göre makine çalışırken ben de yine her zaman olduğu gibi kendime sunum hazırlayacağım. Bundan galiba hiçbir zaman bıkmayacağım. Yani hiçbir zaman bıkmayacağım şey bu sunum olayı. Kendime, arkadaşıma, komşuma, dostuma, eşime, herkese güzel güzel sunumlar. Allah sağlık versin. Gerçekten sağlık olunca her şey, sunumların bile tadı oluyor. Şimdi bakın şu arkada gördüğünüz şeyler var ya, dur göstereyim. Sunum hazırlarken bir de ona dikkat ediyorum. Arkadaki fincanları da kullandığım fincanın takımını koymaya karar verdim. Şu günlerde de buna sardım. Fincanı buradan böyle fotoğraflarken arka planda da devamının gözükmesi çok hoşuma gitti. Böyle saçma ve boş işler benimkiler. Ama beni çok mutlu ediyor gerçekten. Akşam yemeğine geçiyorum. Ne yapsam diye düşündüm. Aklıma kurutmalıklar geldi. Şimdi hemen içini kavuracağım. İçini kavururken bunlar da sıcak suda kaynasın. Şöyle çıkarabilecek miyim bakalım. Yemek pişerken ben de renkleri sereyim. Daha bir de aynanın evresini değiştireceğim ama resmen bugün zamana yetişemiyorum yani. O kadar hızlı akıyor ki gerçekten. Bir de telefon yoğunluğum vardı bugün de. Elime telefonu aldığımda bırakamıyorum. O yüzden hiçbir işim gerçekten yetişmez oldu. Şimdi çamaşırları serdim. Çorapları da mecburen buraya koydum. İşte mama oyunluğu, çoraptır bilmem nedir. Bu arada çiçeğimi balkona getirdim. Hani birazcık aydınlık alsın burada diye. Tabii şimdi akşam oldu da böyle sanki biraz ne bileyim sanki böyle dikleşti gibi mi, canlandı gibi mi? Hemen bu kadar tepki verirler mi hızlı bir şekilde bilmiyorum gerçi ama şu an sanki gündüzden daha iyi geldi gözüme. Bakalım yarın gündüzü de burada geçirsin. Nasıl olacak bilmiyorum. Bayağı bir sanki toparladı gibi. Ne dersiniz? Meta, sinekler çok küçükler. Sen daha büyüksün sineklerden. Ama sen sinekten daha kocamansın. Korkma. Meta, sinek ne kadar büyüklükte? Şu kadarcık değil mi? Bu kadarcık. Ne kadarcık? Bu kadar.
Çok kocaman değil ya. Sen daha kocamansın. Ay, evimize küçücük bir sinek girdi. Kara sinek. Ondan korkuyor şu anda. Ama çıktı herhalde. Nerede ki şimdi? Göremedim ben. Galiba ben balkondayken o da çıkmış olabilir dışarıya. Bence artık bizim evimizde sinek yok Ahmet'an. O da anneciğim. Aman, tabletin kılıfı mı kırıldı? Ya düştü, kırıldı işte. Zaten o kılıfın hali kalmadı Ahmet'an. Kapağını da kırdık. Babaya diyelim yenisini alsın. Evet kızlar, yemeği topladım, bulaşıkları topladım, makine çalışıyor şu anda, bulaşık makinesi. Mutfağı da bir güzel pırıl pırıl süpürdüm her tarafını. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Hem belki size de fikir olur. Şu görmüş olduğunuz şey bir irmikli tatlı hamuru. Ben bu hamuru bilmem ne zaman yaptım, dondurucuya attım. Genelde ben böyle hamuru yoğurup dondurucuya atıyorum. Bazen böyle fazla kaldığında da işte dondurucuya atıyorum. Niye böyle bir şey çok böyle zormuş gibi anlattım bilmiyorum ama. Her neyse, bunu dondurucuya atmıştım. Bugün de akşam yemeğinden önce çıkardım. Kaloriferin üstüne koydum birazcık. Hemencik de eridi. Şimdi bu hamuru bir güzel şekil verip daha sonra da fırına vereceğim. Üzerlerine fıstık ya da ceviz bir şeyler koyup. Bildiğiniz aslında şekerparemsi gibi bir şey olacak. Ondan sonra üzerine sadece şerbetini hazırlayıp dökeceğim. Yani bunlar pratik fikirler arkadaşlar. Tecrübeli ev hanımları bunu biliyor olması lazım. Yani bu durumda ben de birazcık tecrübeli oluyorum diye düşünüyorum. Bence öyle yani. Bence öyle. Böyle her şeyi ama her şeyi dondurucuya atabilirim. Yani hiç acaba bir şey olur mu falan filan diye düşünmüyorum. Deniyorum. Hani olur mu olmaz mı denemeden sonuçta bilemeyiz. Deniyorum, bakıyorum oluyor. Hemen dondurucuya. Ben de elim alışmış, fazla yoğuruyorum bunu yaptığım zamanlarda. O yüzden hemen dondurucuya atıyorum. Ay, düşürecektim az daha. Şu kadarcık da zaten küçücük bir borcamım var. Bu küçücük borcama da hemen zaten tam bize yetecek kadar çıkacak diye düşünüyorum. Hemen hepsini yuvarlayıp koyacağım. Üzerlerinden de ceviz ya da fıstık batıracağım. Sonra fırınlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Ben biliyorum ama siz bilmiyorsunuz. Biraz şeye benzedi değil mi bu? Hani ben biliyorum. Siz bilmiyorsunuz falan. Yok canım, estağfurullah. Emin olun birçok ev hanımı da çok şey biliyordur. Şu an bunu izleyen kadının biri diyordur ki mesela Serpil saçmalıyorsun, bunu zaten ben biliyordum falan diyordur ama tamam eyvallah. Ama ilk kez duyuyormuş gibi tepki verirseniz çok sevinirim. Yani ben de mutlu olayım. Hani size bir şeyler katabileyim. Hani bir şeyler öğrenebilirsiniz. Hani insanlara ben aslında şu gözle bakıyorum. Hani bir şeyler öğrenmek isterim tanıdığım bir insandan. Acaba ondan neler öğrenebilirim, bana ne katabilir? Bunu düşünürüm açıkçası. Ve aynı zamanda da ben acaba insanlara ne katabilirim, ne öğretebilirim? Bunu düşünürüm. Hani bomboş bir hayat yaşamayı pek sevmiyorum. Sürekli bir amacım, bir hedefim olmalı. Yani öyle ot gibi keşke öyle biri olsaydım ama olamıyorum. Ben böyle sürekli düşünen, sürekli de yoğun geçiriyorum günlerimi. Özellikle telefon işlerim. Evet, şimdi size bir şeyler katacağım. Evet kızlar, bizimkiler fırından çıktı. Şunca şey için uğraştın Serpil dediğinizi duyar gibiyim. Ama şu görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parmak hesabı yapmadan olmaz. 7 parça şey benim tatlı hevesimi
alıp götürecek. Hem de hiç kalmayacak. Saklamaya da gerek duymayacağım. En nefret ettiğim şey kalmış tatlıyı saklamak. Şimdi bunu şerbetle buluşturalım. Evet, bugünkü vlogumda sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada o elbise askısını soran arkadaşlara şöyle bir şey söyleyeyim. Elbise askısını daha yerinde konumlandıramadım. Eşimin yatak odasını kullandığı için bu sürede oraya girmiyorum biliyorsunuz. Ve çoğu kez kahvaltılarını, akşam yemeğini balkonda yaptığı dönemlerde oldu demiştim ya. Montunu giyiyor soğuk havada. Sırf hava almak için orada da yemek yiyor demiştim. Şimdi hava iyiden iyi, iyice soğuduğu için o yemek faslını salona aldık. Şimdi salon tabii iki pencereli, iki cepheli. O yüzden orası daha da aydınlık oluyor. Yatak odamız çok güneş almıyor. Hatta hiç güneş almıyor. Ne çok. Hiç güneş almıyor. Yatak odasında bir tane balkonumuz var. O balkon kapalı. Ondan sonra bir de üstüne balkon perdesi var. Yani komple karanlık bir oda. Bu yüzden uyanır uyanmaz salona geçiyor eşim. Ben de o elbise askısını salonda konumlandıracağım için, yani hem yatak odası hem salonda böyle dönüşümü bir oraya bir oraya götürürüm diye düşünüyorum. Henüz hiçbir şey yapamadım yani elbise askısıyla ilgili. İşte onu güzelce süsleyip işte üzerine elbiseler takıp falan filan bir şeyler yapacaktım. O da şu anda askıya alındı. Elbise askısını da askıya aldım, yani şu an yapamıyorum hiçbir şey. Holde öylece duruyor. Daha elleyemedim. Eşimin karantinası perşembe günü bitiyor Allah'ın izniyle. Rabbim tüm hastalara şifa versin. Biz günden güne daha da iyi olduk. Allah'a çok şükür. Hem psikolojik hem de bünye bedenen olarak çok da sağlıklı hissediyorum. Eşim de aynı şekilde Allah'a çok şükür. Sadece bir balgam problemimiz var. Yani benim değil, eşimin. Niye böyle çoğul konuşuyorsam balgam problemi var. Onu da inşallah zamanla atıp çözecek diye düşünüyorum. Bu arada bu tatlı da EFSA olmuş. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Şerbeti de tam çekmiş içine. Dediğim gibi hamuru yoğurduktan sonra direkt dondurucuya atmıştım. Ondan sonra tekrar canımızın istediği zaman dondurucudan çıkarıp kaloriferin üzerinde birazcık erittim. Sonra şekil verip yine fırınladı. Sizlere de böyle fikir vermiş olayım. Son olarak da eşime de fark ettiyseniz normal tabakta götürdüm artık. Çünkü plastik tabakları tükendi. Hem tükendi hem de karantinamız artık bitti bitiyor yani. Yarın bitiyor. Siz bunu çarşamba mı izleyeceksiniz? Dur bir bakayım. Günleri şaşırdım çünkü. Evet, siz bunu çarşamba izleyeceksiniz. Yani perşembe günü, yani yarın bitiyor eşimin karantinası. O yüzden tabaklarda da azıcık azıcık normale dönmeye başladık. Böyle. Son durum bizde böyle. Hepiniz yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederim hepinize. İyi ki vardınız. İyi ki de varsınız. Teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.